Merhaba 6. sınıf öğrencilerimiz, denememize başlıyoruz. Bir de diyor ki ben yaşıyorum küçük bir evde, büyük bir bahçe, zaten fotoğraftan anlaşılıyor bir köy şeyi var. Küçük bir ev ve bahçe nedir? Köydür, kasabadır. Şimdi cevabımız the country. Country normalde ülke demek ama önüne the geldiği zaman kasaba, köy, kırsal alan anlamına geliyor. Cevabımız Denizli. Diğer şıklara da bakalım. High building yani yüksek bina olmaz. A big city büyük şehir olmaz. Ve gökdelen zaten C şıkkı da. Dolayısıyla cevabımız Denizli oluyor. Şimdi burada Luna Park'ta çocuklar sıraya girmişler. Tabii oradaki görevli diyor ki merhaba nokta nokta rise hangisini istiyoruz? Hangisi diyecek? Yani hangi işte oyuncağa bineceğiniz veya hangi eğlenceyi? Dolayısıyla which diyecek. Which hangi demek? Bunlar da dönme dolap istiyorlarmış. Cevabımız Bursa. Diğer şıkları da hatırlayalım. Who kim demek? Where nerede? Why'da niçin demek? Ama bizim cevabımız Bursa oluyor. Şimdi işte diyor ki benim babaannem is şu an nokta nokta. Zaten şimdi var gördünüz. Benim babaannem şimdi nokta nokta. She was. Bakın geçmişte was biliyoruz geçmiş. Geçmişte neydi benim babaannem? Doktordu. Ne zaman? 5 yıl önce doktordu. Şimdi 5 yıl önce doktordu. Şu an ne olabilir? Emekli olmuştur yani. Emekli olmuştur. O yüzden cevabımız Bursa retired. Emekli olmak demek. Diğer şıklara bakalım. İşte excited, heyecan verici. Heyecanlanmış. Korkmuş. Bu korkmuş. Bu da yorgun. Tabi bu üçü de olmuyor. Mantıksız. Benim de babaannem şu an emekli. O 5 yıl önce doktordu diyor. Dörde geçelim. Evet. A'da diyor ki ben sevdim senin dress elbiseni. Elbiseni çok sevdim. Çok sevimli diyor bakın. Lovely sevimli. O diyor ki teşekkür ederim. It was a gift. Bu bir hediyeydi diyor. Gift. Hediye. Kimden hediyeymiş? Aunt, teyzem. Ne zaman hediye etmiş? Birthday'de, doğum günümde diyor. Ne zaman? İşte geçen ay. Şimdi elbise hediye eden bir teyze. She is diyor. Onun mesleğini söyleyecek burada galiba. Tabii büyük bir ihtimal. Ve diyor ki o diyor çok iyi diyor. Very good job. Job da çok iyi. Meslekte çok iyi diyor. Şimdi elbise veren şahsın, kişinin mesleği nedir? Tabii ki tailor. Terzidir. Diğer yani cevabımız Denizli. Diğer şıkları da şey yapalım ama çevirelim. A diyor ki kuaför. B avukat. C'de de neydi bu? Mimar. Mimar diyor. Ama biz tabii terzi bizim cevabımız. Bu ne yapıyor? Evet. Geçen hafta diyor ailem ve ben holiday'deydik. Neredeymişler? Kemer'e gitmişler bunlar. Ben diyor nokta nokta nasıl yüzülecek? How to swim? Nasıl yüzeceğiz? İşte dalmak biliyorsunuz. O zaman ben öğrendim diyor yani. Yüzmeyi öğrendim. Öğrendim diyecek. Learned. I learned how to swim diye. Diğer şıklara da bakalım yine. State kalmak. Picked. Meyve toplamak. İşte kampa veya ormana gidince. Climb zaten biliyorsunuz basit bir şey. Tırmanmak. Cevabımız Bursa. Altıda ne diyor? This soup, bu çorba. Soup, çorba biliyorsunuz. Çorba gerçekten nokta nokta. Bu çorba nasıl acaba şimdi? Derar varmış. Ne varmış? Bir sürü sebzeler varmış. Bakın sebze ve biraz et varmış. Ondan sonra tabii sebzeler biliyorsunuz sağlıklı yiyecekler. Et de biraz sağlıklı. Hadi yiyelim. Afiyet olsun diyor. Let's have some. Alalım. Tabi bu lezzetli olacak. A şıkkı cevabımız. Yine bakalım B'de dikkatli olun. Niye dikkatli oluyorsun? Burada sebze var. Yiyeceksin. İşte bir yüzü meşgul alakasız. Unhealthy sağlıksız. Burada an var görüyorsunuz. Örnek sağlıksız ama sebze sağlıksız olmaz. Cevabımız Adana dedik. 7'ye geldim. Bir soru soruyor. Buraya hangisi girecek? Bir biniş yani bir tur demek aslında. One ride. Funfair'dan bir tur bir kere binme. Şu
şurada sorusu var. Tabi cevap çok önemli. Bakın neymiş? $5 yani para birimi söylediği için zaten parayı biz neyle soruyoruz? How much da soruyoruz. How much kaç para demek veya işte ne kadar demek. Dolayısıyla cevabımız adına diğer şıklara da bakalım yine. Ne olursa olsun her zaman bütün şıkları kontrol edeceksiniz. Ben şimdi A'da doğruyu buldum. B'ye, C'ye, D'ye bakmasam doğru ama hayır bakacağız. Şimdi how tall ne kadar uzun demek. Bu uzunluk cevabı değil. How old ne kadar işte eski veya kaç yaşında gibi. Bu da değil. How many kaç tane demek. Bu da değil. Evet. Bu kız ne yapıyor şimdi burada? Evet. Daisy writes her. Daisy yazıyor. Şimdi yazıyor. Write yazmak demek. Before she goes to bed. Yatağa gitmeden önce. Şimdi insanlar yatağa gitmeden önce önüne defter ve kalem alıp ne yapar? Günlük yazarlar değil mi? Güzel bir alışkanlık. Neyse. Daisy yazıyor günlüğünü. Şimdi günlük diary biliyorsunuz D şıkkı. Cevap D olacak. Diğer şıkları da kontrol edelim. Ders burada ders yapmıyor. Bu kelime kitaplarda geçmiyor arkadaşlar sanırım. Yani Mab'in gönderdiği ders kitabında yok ama bunu bu şey ev işleri. Yani ev işi zaten yazılmaz da ev işi yapılır. Kursta ders anlamında, kurs anlamında yatakta kurs ders yapılmaz. Tabii günlüğünü yazıyor. Yatmadan önce günlükler yazılır. Geldim 9'a. Şimdi 9'da evet bu şey hava durumu ünitesiyle ilgili olan bir soru. Burada şunu anlıyoruz bakın. Cevapta rakam verdiği için ve Celsius dediği için bu sıcaklıkla ilgili bir soru. Yani hava durumunu sorsa burada işte güneşli der, yağmurlu der bir şey der ama değil. Burada derece ile alakalı, günün ısısıyla alakalı. O zaman ne diyecek? Temperature. Yani bugün sıcaklık kaç derece diyecek? C'de gördüğümüz. Cevapta diyor ki 12 işte degrees Celsius dediği 12 derece diyor. Bugünün sıcaklığı. Cevabımız Ceyhan. Ona bakıyorum. Yani biz diyor istedik. Bunlar bir şey yapmak istemişler. Dün. Fakat yapamadık diyor. Çünkü because neden yapalım? Stormy. Fırtınalıymış. Şimdi buradan bir şey seçeceğiz. Yani çok istedik ama fırtınalı olduğu için yapamadık. Fırtına varmış yapamadık. Televizyon izledik. Hayır izlersin fırtına varsa evden çıkmayacaksın evde televizyon izleyeceksin. B. İşte et pişirdik. Tamam. Otur evde et pişir. C'de diyorum matematik çalıştık. Olabilir çalış. D'de diyor ki yelkenli ile denize açıldık biz. Şimdi fırtınalı havada yelkenli ile denize açılabilir misin? Açılamazsın. O yüzden cevabımız denizli. Evet, hepinize kolay gelsin, iyi akşamlar.